Sevgili dostlarım merhabalar, nasılsınız? Sizlerle tekrar beraber olmak ne güzel. Sizlerle ekranlarınızın başında buluşmak ne güzel. Beni evinize davet ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam canlı yayındayız, telefonlarımız açık. Eğer aramak istiyorsanız, paylaşmak istiyorsanız, yüreğinizden geçenleri, dua istiyorsanız, kalbinizde ne varsa, saygı ve sevgi çerçevesi içinde bizi aramanız için sizi teşvik etmek istiyorum. Sesinizi duymak çok güzel oluyor. Geçen hafta Yusuf Bey aramıştı, Yusuf kardeşim aramıştı. Duadayım, geliniz için duadayım ve bugün özellikle dua etmek istiyorum. Bazı hastalıkları Rab verdi, kalbime koydu. Bugün ekranlarınızın başındasınız ve seyredenleriniz var. Şifaya ihtiyacınız olanlar var. Bunun için dua edeceğiz hep beraber. Biliyorum Rabbin mucizeleri hayatınızda, kalbinizde, evinizde, vücudunuzda etkinliğini, gücünü gösterecek sevgili dostlarım. Rabbimize şükürler olsun. Bugün bizi bir araya getirdi. Onun izni olmadan, onun bize vereceği imkanlar olmadan sizinle bu şekilde buluşmamız mümkün değil. Programımızın dinle, her zaman söylediğim gibi dinle ve politikayla hiçbir alakası yok. Sadece ruhani konulardan bahsediyoruz. Rabbin güzelliklerinden bahsediyoruz. Bizi yaradanın sevgisinden bahsediyoruz. Tanrı sevgidir. Nefret, hakaret, beddua, bütün kötü düşünceler, kötülük sadece ve sadece iblisten gelir. Sevgi ise, merhamet ise, güzel huyluluk ise, affetme ise, bağışlama ise, şifa Tanrı'dan gelir. Bugün Tanrımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Tanrı sözünü sizinle paylaşmak istiyoruz. Bugünkü konumuz, sıkı durun. Size daha önce Facebook'tan duyurdum, geçen hafta söylemedim ama bugünkü konumuz hepimizin çok önemli üstünde durması gereken bir konu. Affetme. Ve en zoru affetmek. Hiç bunu yaşadınız mı? En zoru affetme durumunda kaldınız mı? En zoru affetmek. Bize hata yapmış insanları, bize acı çektirmek isteyen insanları, hakaret edenleri, beddua edenleri, çelme takanları, sırtınızdan bıçaklayanları, terk edenleri, yalnız bırakanları, aldatanları, yüzümüze tükürenleri affetmek. Düşünün bakalım hayatınızda, kalbinizde affetmeniz gereken bir kişi var mı? Düşünün. Pek çoğumuzun hayatımızda, şu anda olmasa bile zaman zaman affetmemiz gereken kişiler olmuştur. Ya da sürekli, eğer bu kişi ailenizdeyse, sürekli bu kişiyle karşılaşıyorsanız affetmek zorundasınız. Eğer affetmezseniz sizinle paylaşacağım. Affetmemenin bize olan zararlarını paylaşacağım. Fakat insanlara kızma, öfkelenme bizim insani bir tarafımız. Önce size bunu söylemek istiyorum. İnsani tarafımız bu. Birisi canımızı acıttığı zaman, birisi bizi çimdiklediği zaman gidip onu çimdiklemek, onun canını acıtmak, ona laf sokmak, ona hakaret etmek tamamen insani bir güdü. Bir anda aklımdan hayvansal bir güdü demek geldi. Aslında öyle tepki verdiğimiz zaman çok gelişmiş olmuyoruz. İlkel davranmış oluyoruz tepki verdiğimiz zaman. Ama cevap verdiğimiz zaman, düşündüğümüz zaman, dua ettiğimiz zaman ve en önemlisi İsa Mesih'in bilgeliğini, onun rehberliğini istediğimiz zaman ve o bu bilgeliği bize verdiği zaman, çünkü ayet diyor ki benden bilgelik isteyin. Benden bilgelik istediğiniz zaman hiç ayırt etmeden, sizde hiç hata bulmadan, sizi hiç yargılamadan, eksikliklerinize bakmadan o bilgeliği size veririm. Rabbim bize verdiği söz bu. Çünkü istiyor Rab, bilgece yaşamamızı istiyor. Ve insanlara kızarak, öfkeyle davranmamız, onlardan öç almaya çalışmamız, kin tutmamız tamamen ilkel bir davranış aslında. Olgunlukla bağdaşmayan bir davranış. Bir insanın olgunluğunu, olgunluk seviyesini bilmek istiyor musunuz? O insan acı çekerken nasıl davranıyor? Onu gözlemleyin. O insan kendisi sırtından bıçaklandığı zaman nasıl davranıyor? Birisi tekme attığı zaman nasıl davranıyor? O durumunu gözlemleyin. Bakın ben öyle bir aileden geliyorum ki bizim ailede çok kin var. Çok öfke var, çok bağışlamama var hala.
Kardeşler kardeşlere küsmüşler bir yorgan meselesi yüzüne 15 sene konuşmamışlar. Senin yorganın da benim yorganım da diye düşünün. Alın ortadan ikiye kesin ama barışın. Birbirinizi bağışlayın. Saçma sapan sebepler yüzünden. Saçma sapan nedenler yüzünden. Ben babaannemi ilk defa hayatımda 18 yaşındayken gördüm, düşünün. 17 veya 18 yaşında. 18 sene doğduğumdan beri babaannemi görmemişim. Ve dünyanın öbür tarafında yaşayan birisi de değil. Sadece bir şehir, bir mesafesi var aramızda. Neden? Belki kırıcı bir söz söylenmiş, belki bir harekette bulunulmuş ve yıllarca düşünün. Bir akraba öbür akrabayı görmüyor, bir kardeş ötekine küs. Böyle bir aileden geliyorum. Şimdi anneannem vefat etti, toprağa gitti. Hatırlıyorum, hiç kimse hakkında kötü bir söz söylemeyen bir insandı. Yani diyebilirim, biz onu öyle düşünürdük. Melek anneannem. Ne bir dedikodu eder, ne bir iftira atar. Fakat mükemmel değil. Kendisinin yaşını soranlara bakın, kaç yaşında olduğu soranlar en büyük düşmanıydı anneannemin. Çünkü ölmekten, geçen hafta konuşmuştuk, ölüm korkusu, ölmekten ve yaşlanmaktan korkuyordu anneanneciğim. Birisi yaşını sorsun, teyze siz kaç yaşındasınız desin. Ya da ona yaşlı muamelesi yapsın, bu kişi bitmiştir anneannemin defterinde. Aman ama boş versen. Neden anneanne? Benim yaşımı sordu. O da toprak oldu. Hepimiz bir gün toprak olacağız. Hepimiz bir gün, eğer sizinle şu anda seyrediyorsanız hiçbir ortak tarafımız yoksa, hiçbir ortak tarafımız yoksa, ne imanımız diyelim, ne görünüşümüz, ne sevdiklerimiz, ne yediklerimiz, ne giydiklerimiz, hiçbir şey ortak değilse bile ortak olduğumuz bir tek taraf var sizinle. Ölüm. Hepimizin, hiçbir insanın, hiçbir başbakanın, hiçbir kralın, hiçbir kraliçenin, hiçbir yönetim kurulu başkanının, şirket sahibinin, öğretmenin, doktorun, hekimlerin dahi kurtulamayacağı bir şey ölüm. Hepimizin kaderi ölüm. Ve o ölümle yüzleşeceğimizden dolayı hepimizin Tanrı'nın bizi bağışlamasına önce ihtiyacımız var. Çünkü o ölümden sonraki hayatta gideceğimiz yer çok önemli. Ve Tanrı'yla yapacağımız barış çok önemli. İşte affetmeme, bağışlamama barışın karşıtı oluyor. Bir kişiyi affetmediğiniz zaman, bir kişiyi bağışlamadığınız zaman o kişiyle kalbinizde savaş halindesiniz. Ve savaş halindeyseniz acaba size sormak istiyorum, hayatınızda huzur var mı? Savaş halindeyseniz acaba hayatınızda esenlik var mı? Savaş halindeyseniz acaba hayatınızda bereket var mı? Eğer savaştaysanız sadece dünyadaki, tarihteki savaşları ele alın. Bir savaş bir ülkenin hayatında tamamen mahvedici etkilidir. İster kazanılsın, ister kaybedilsin. Kaybedenler için daha kötüdür. Ama kazanan taraf için bile bir yıkımdır. Askerde, savaşta evlatlarını kaybedenler, şehit verenler. O savaş, o ülkenin ekonomisini etkiler. Ticaretini etkiler, her şeyini etkiler. Kötü anlamda. Savaştan hiçbir taraf aslında galip çıkmaz. Eğer bir yerde öldürülme varsa, bir yerde nefret varsa, bir yerde kin, öç, beddua, hakaret varsa, oradaki insanlar, o işe karışmış olan insanlar yenilmiş insanlardır. Ve düşünün, hayatınızı günahlar içinde yaşıyorsunuz. Hatalar yapıyoruz hepimiz. Ve Tanrı'yla savaş halinde yaşıyoruz. Ve ölmeden önce hepimizin kaderi olan o toprakla yüzleşmeden önce, o kabirle yüzleşmeden önce hepimizin en büyük olanın, en yüce olanın, tek ve bir olanın, her şeyi yaratmış olanın, seni ve beni yaratmış olanın bağışlamasına ihtiyacımız var. Hanginizin bağışlanmaya ihtiyacınız yok içinizde? Ben böylelerini tanıyorum. Hatırlıyorum, ailemde bir tane var. Diyor ki benim bağışlanacak hiçbir tarafım yok diyor. Allah'ın da beni bağışlayacak bir tarafım yok diyor. Tövbe tövbe diyenlerinizi duyuyorum şu anda. Ama size söylemek istediğim, ne derseniz deyin, hepimizin affa ihtiyacımız var. Düşünün, ipe gidiyorsunuz. Düşünün. Giyotine gidiyorsunuz, başınızı koymuşsunuz, boynunuz gidecek ve o sırada diyor ki birisi,
Durun diyor. Durun. Ben fidyeyi ödüyorum. Ben bu kişinin hayatını kurtarıyorum. Ben bu kişiyi satın alıyorum. Hayatını ve özgürlüğüne kavuşturuyorum. Ve bu kişi hayatımızda İsa Mesih. Kanıyla çarmıha gerilerek bize hayatını veren ve bize özgürlüğü veren kişi İsa Mesih. Ve o kişi o anda giyotine gidecek olana, boynu ipe gidecek olana, kurşuna dizilecek olana diyor ki dur, af çıktı sana diyor. Ve bu affa ne kadar ihtiyacınız var bugün sevgili dostlarım. Ve ne kadar ihtiyacınız var ki o affı elde edebilmek için affetmeye. Evet, affetmek bugün bir lüks değil. Affetmek öyle keyfe keder. Yapsak da olur, yapmasak da olur. Bir düşünce tarzı değil. Bugün af hayatımızda bir karar. Bağışlama hayatımızda bir karar. Çünkü affettiğimiz zaman affedilebiliyoruz. Ayet öyle diyor. Duada bile İsa Mesih'in bize öğrettiği ilk duada bile bakın ne diyor? İlk duada dahi şunu söylüyor bize. Matta'da, Matta 6'da. Bunun için diyor 6-9'dan başlayarak bütün duayı okuyacağım. Çok güzel bir dua. Benim sürekli okuduğum bir dua. Ve size tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Okuyun bu duayı. Bunun için siz şöyle dua edin diyor. Çünkü Mesih'in öğrencileri soruyorlar. Nasıl dua edelim diye soruyorlar Mesih'i. Şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Gökyüzünde istediğin oluyor. Oranın kralı sensin. Ama yeryüzünde de, hayatımda da, dünyada da senin isteğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi. Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Bizim başkalarının suçlarını bağışladığımız gibi. Sen de bizi affet. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, dinleyin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız. Göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. İşte duada bağışlamanın ilk örneği. Ve sadece bağışlamanın ilk örneği değil burada sevgili dostlarım. Burada bir bağlantı görüyoruz. Bağışlarsak bağışlanacağız. Affedersek affedileceğiz. Başkasının hesabındaki borcu silersek bize olan borcu, bizim ona olan borcumuz silinecek. Buradaki bağlantı çok sıkı. Ve bugün ben size sormak istiyorum, hanginizin bu merhamete, bu bağışlanmaya ihtiyacınız yok? Belki bugün, iyi dinleyin beni şu anda, kendinizi bağışlamanız gerekiyor. Belki bugün kendinizi affetmeniz gerekiyor. Yaptığınız hatalardan dolayı. Tanıdığım bir kişi var, evladını kaybetmiş. Allah ona sabır versin. Allah ona güç versin, huzur, esenlik versin, mutluluk versin yaşaması için. Fakat sadece ondan değil, karısına daha önce evladını kaybetmeden önce ettiği zulümlerden ötürü eşi kaçmış, boşanmışlar. Bundan dolayı ve çocuğunu, ölen evladına daha iyi bir ev hayatı sağlayamadığı için, bir mutluluk veremediği için ve evladını kaybetmiş olmanın acısıyla kendisini affetmesi gerekiyor. İnsanın kendisini affetmesi. Hiç böyle bir durumda bulundunuz mu? Ben bulundum. Gençliğimde annemlere, babamlara çektirdiklerimden, isyanlarımdan, onlara karşı çıkmamdan, saygısızlıklarımdan dolayı Rab gönül gözümü açtıktan sonra kendimi affetmem gerekiyordu. Tabii ki gittim onların affını diledim. Beni affedin dedim. Hata yaptım, size kaba davrandım, saygısızlık ettim. İsyan ettim. Ama ondan sonra onların affetmesi bazen kolay oluyor. Fakat kendi kendimi affetmem gerekiyordu sevgili dostlarım. Kendi yaptığım hatalardan dolayı. Belki bugün siz
Kendinize sıralıyorsunuz yaptığınız hataları, yaptığınız seçimlerdeki yanlışlıkları. Bugün Rab size kendi kendinizi affetme gücünü versin. Bakın, her af çok kolay değil. Affetmek zor bir olay. Önce bunu kabul edelim. Affetmek kolay bir olay değil. Bizim et ve kemiğimize, bizim bensel, bedensel isteklerimize, yapımıza, doğamıza aykırı bir olay affetmek. Çünkü başta söylediğim gibi size, birisi canınızı acıttığı zaman ilk yapmak isteyeceğiniz şey ne olacak? Gidip onun canını acıtmak olacak. Etki tepki meselesi. Fakat bazı affetmeler, özellikle Rabbin doğaüstü, olağanüstü gücüyle yapılabilecek affetmeler. Önce onu anlamamız lazım. Sonra anlamamız gereken, ondan önce, hepsinden önce bir kere anlamamız gereken, affetmek mecburiyetinde olmamız. Çünkü affetmemek, bağışlamamak bir tümör, bir kangren hayatımızda, bir engel, bir uğur. Onun kökünden tutulup atılması lazım hayatımızda. Başkalarının size verdiği zararı, onları affetmediğiniz sürece arttırırsınız. İnsanları affetmemek, onların size verdiği zararı arttırır. Dediğim gibi, çünkü savaş içindesiniz. Bu enerjinizi alıyor, düşüncelerinizi alıyor. Çoğunuz hatırlıyorsunuz, şu anda düşünüyorsunuz. Hayatınızda affetmeniz gereken kişiler var, biliyorsunuz. Ve neden? Neden sürekli bu insanları düşünüyorsunuz? Neden uykularınız kaçıyor? Hatta bazılarınız neden haplara gidiyorsunuz? Çünkü bu uğur içinizde, bu kangren içinizde. Bir kız kardeşim yazmış bana. Diyor ki, Işık abla diyor, bana zarar verenleri diyor affedebilirim. Ama benim çocuklarıma zarar verenleri diyor asla affedemem. Çok iyi anlıyorum. Hele bir anne olarak çok iyi anlıyorum. Birisi bize zarar verdiği zaman bir derece. Ama evladımıza birisi dokunduğu zaman, bakın. Şunu asla unutmayın. Kendiniz gibi çocuğunuza, oğlunuza, kızınıza söylersiniz. Kızım amma tembelsin, neden yapmıyorsun? Onu bile söylememizin şeklinin doğru olması lazım. Sevgiyle söylememiz lazım. Ama birisi gelip sizin çocuğunuza, senin çocuğun da amma tembel dediği zaman, tamam, o kişi bitmiştir. Biz söyleyebiliriz. Bizim evladımız, bizim kanımız, bizim canımız. Ama birisi, en basit örneğini veriyorum size. Çocuğumuza bir laf söylediği zaman kaplan kesiliriz, aslan kesiliriz. Çünkü o analık, babalık, ebeveynlik duygusu bambaşka bir duygudur. Bunu anlıyorum. Fakat çocuğumuza dahi başkası zarar vermiş olsa dahi, bakın, yine de Rab bizim onları affetmemizi istiyor. Bundan kaçamazsınız. Hayır, siz keşke başka bir yolu olsaydı, başka bir çıkış yolu olsaydı, kestirmesi olsaydı size söyleseydim. Ölç almanız, kin tutmanız, onları aşağılamanız, hakaret etmeniz hiçbir şey değiştirmeyecek. Sonuçta affetmeniz lazım. Sonuçta o kanserin sizden çıkması lazım mı? Evet. Sonuçta o uğurun sizden çıkması lazım mı? Evet. Affetmeniz lazım. Başka bir kelime yok. Çok zor. Ayet ne diyor? Suratına tokat atana bir yanağına, öbür yanağını döndüreceksin. Tekme atana seni seviyorum diyeceksin. Hakaret edip sana beddua edene bereket duası edeceksin. Kolay değil. Bu ancak ve ancak Yüce Tanrı'nın gücüyle yapılabilecek bir şey sevgili dostlarım. Aynen ailemizde size örnek verdiğim gibi daha önce, hatta bu sabah bile evden çıkmadan önce eşimle oturduk, konuşuyoruz, dua ettik bu konuda. Eşime döndüm, dedim ki, bak bugün dedim affetme üzerine konuşacağım. Eğer dedim kalbinde beni affetmediğin bir taraf varsa bana itiraf et. Benim de dedim seninle ilgili affetmediğim bir şey varsa şu anda dua edelim, birbirimizi affedelim. Belki, çünkü evlilikte çok olan bir şey bu. Yıllar önce olmuş şeyleri anneannemin dediği gibi temcit pilavı ayıklar gibi, pirinç ayıklar gibi ayıklıyorsunuz ve tekrar gündeme getiriyorsunuz. Bozuk bir plak gibi çalıyorsunuz. Eğer aynı şeyleri tekrar ediyorsanız, başkalarının size yaptığı hataları tekrar ediyorsanız tamamen affetmemişsiniz. O affetme gerçek bir affetme değil sevgili dostlarım. Eğer gerçekten affetmişseniz o yara iyileşmiş oluyor. Belki ara sıra orada bir çizik var. O çiziği görüyorsunuz. Hatırlıyorsunuz.
Ama hatırladığınız olay, hatırladığınız öfkeniz değil, kininiz değil, kızgınlığınız değil. Olayı hatırlıyorsunuz. Fakat bundan daha da güzeli Rab bize ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor sizi affettiğim zaman diyor, bir kere İsa Mesih'in kanının altına geldiğiniz zaman, onu kalbinize çağırdığınız zaman, günahlarınızdan dolayı tövbe ettiğiniz zaman tertemiz oluyorsunuz. O zaman diyor ben diyor sadece günahlarınızı diyor affetmekle kalmıyorum diyor. Bir dakika anlayabiliyor musunuz? Duyuyor musunuz söylediğimi? Ben diyor günahlarınızı affetmekle kalmıyorum. Ve her günah için geçerli bu. Katilseniz günahınızı affediyorum diyor İsa Mesih'e geldiğiniz zaman. Kocanızı, karınızı aldatmışsanız İsa Mesih'e geldiğiniz zaman, tövbe ettiğiniz zaman affediyorum diyor. Affediyorum diyor. Ama diyor affetmekle kalmıyorum diyor bakın. Unutuyorum. Bağışlamakla kalmıyorum. Hatırlamıyorum günahlarınızı. Yani Rabbin bizi affetmesi bizim için en büyük örnek. En güzel örnek. Ve bu örneğe ihtiyacımız var. Çünkü hedefimiz o. Hedefimiz onun yaşadığı gibi yaşamak. Hedefimiz İsa Mesih'in yürüdüğü gibi yürümek. Hedefimiz İsa Mesih'in affettiği gibi affetmek. Çarmıha gerildiği zaman eline çivi çakanlar için dahi, onu çarmıha gerenler için dahi dediği söz. Baba, onları affet. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü ayet diyor ki öyle zamanlar gelecek ki diyor insanlar sizi öldürmek isteyecekler. Sizi hakaret edecekler ve Allah'a sevap yaptıklarını düşünecekler sizi hakaret ederek. Çünkü İsa Mesih'i takip ettiğiniz için. Onlar gibi düşünmediğiniz için, onlar gibi iman etmediğiniz için bunlara şaşırmayın. Size söylüyorum ama bazen ben dahi şaşırıyorum insanların nefretine, insanların hakaretine. Bazen öyle şeyler alıyorum ki bakın bunlar beni inanın yaralamıyor. Çünkü neden diyeceksiniz? İki tane fanatik Müslümanın yazdığı hakaretler beni yaralamıyor. Nedeni de şu. Çünkü zamanında o kadar yakın dostlarımdan darbe yedim ki. O kadar yakınlarımdan bana karşı yalan söyledi ki. Yani beni tanımayan insanların farklılıklarımızdan dolayı bu kadar hakaret etmesi de o kadar yaralayıcı bir şey değil. Siz de şu anda başınızı sallıyorsunuz. Çünkü insanı en çok yaralayanlar en yakınları. En uzaktakiler değil. Kalbimi bilmeyenler, dertlerimi bilmeyenler, geçirdiklerimi, yaşadıklarımı bilmeyenler, hakaret etmişler. İsa Mesih'i takip ettiğim için. Ya da parantez içinde altını çizerek söylüyorum Hristiyan olduğum için. Ki bu kelimeyi bile yani bir din kisvesi altında, bir din ismi altında kullanmak dahi istemiyorum. Ama biliyorsunuz hepiniz, bizi en çok yaralayanlar, ekmeğimizi paylaştıklarımız, en çok yaralayanlar, soframızda yiyip içip arkamızdan konuşanlar, bizi en çok yaralayanlar, dostunup deyip gidip telefonlara sarılıp bizim sırlarımızı başkalarına söyleyenler, bizi en çok yaralayanlar evlatlarımız, en çok yaralayanlar ailemiz, anamız, babamız, akrabalarımız, en çok. Çünkü en yakın olduklarımız, en güvendiklerimiz, sırtımızı yasladıklarımız ya da yaslamamız gerekenler. Bizim yakınımızda olanlar. Ama ben size diyorum ki onlar dahi ya fanatikler dahi yazdığı zaman, hakaret ettikleri zaman. Onu affetmek kolay, ondan uzaklaşıp yürümek kolay. O beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. Ama bugün hayatınızda affedeceğiniz daha önemli insanlar var. Belki her gün gördüğünüz insanlar var. Belki aldatılmışsınız eşiniz tarafından. Ne kadar büyük bir güvensizlik, güven eksikliği. Verilen bir söz parçalanmış. Yürünen bir yolda tutulan eller ayrılmış. Birisine güvenmişsiniz, hayatınızı vermişsiniz, kalbinizi vermişsiniz. Parmağınızı onun yüzüğünü takmışsınız, soyadını almışsınız veya hanımlar için de geçerli bu. Ve o kişi sizi bir şekilde hayal kırıklığına uğratmış. Ve onun yıkıntıları, onun kırık parçalarını bir araya toplamak. Fakat Rab diyor ki mümkün. Evet. Bizim için mümkün değil kardeşim. Senin için mümkün olmayabilir. Ama Rabbin verdiği hikmetle, onun verdiği şifayla, onun verdiği güçle affetmek mümkün. Rab bugün ne olursa olsun ailende,
kalbinde, etrafında, senin bağışlamayla hareket etmeni istiyor. Ben eskiden derdim, benim hakkımda konuşan, dostlarımı affetmem çok zor. Yanımda olan, benimle yiyip içip aynı masada beraber olan, o benim için en zor olanlardan birisi. Bunu çok yaşadım. O konuda çok darbe yedim. Yüzüme gülüp evet bu çok iyi olmuş deyip arkadan bu olmamış. Bu şöyle şöyle yapmış. Çok çok yaşadım. En ağır olanlardan birisiydi bu. Fakat Rab onun gücünü veriyor. Onun güzelliğini veriyor. Bazen bir kalkıyorum sabah o kişi için inanılmaz güzellikte dualar edebiliyorum. O kişinin ya da kişilerin iyiliğini isteyebiliyorum. Onlara karşı sevgi duyabiliyorum. Ama bu benden, ışıktan gelen bir şey değil. Çünkü bu benim içimde yok. Benim içimde kötülük var. Benim içimde nefret var. Benim içimde negatif, olumsuz olma var. Benim canımı acıtanın canını acıtma var. Fakat bu Tanrı'dan gelen bir şey. Bu olağanüstü bir şey. Bu İsa Mesih'in verdiği bir mucize bize. Sevgili dostlarım. Eğer bugün bağışlanması çok zor bir durumdasanız ve içinizde o zehir varsa, o zehiri bana değil, Rabbe akıtın. Rabbe akıtın o zehri. Şu anda bile ya Rabbim dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce adıyla. Şu anda sen evlerinde bu programı seyredenleri biliyorsun ya Rabbim. Bu kangreni hayatlarında olanlar şu anda dua ediyorum. Çıkar. İsa Mesih'in diri adıyla sen bu affetmemi, bağışlamama, kin tutma, öç alma kangrenini çıkar onların hayatından. Kalplerinden çıkar. Kimden darbe yemişlerse, kim onları aldatmışsa, kim kötü söz söylemişse, dedikodularını yapmışsa, iftira atmışsa, kim canlarını acıtmışsa. Bu bizim kendi benliğimizde olan bir güç değil ama biz sana sığınıyoruz ve senden istiyoruz ya Rabbim. Bize hakaret edenleri bereketle ya Rabbim. Bize beddua edenleri şu anda ya Rabbim. Bana, bütün ekipteki arkadaşlarıma ve sadece ekipte değil hizmette arkadaşlarıma, kardeşlerime beddua edenleri şu anda bereketlemeni istiyorum senden ya Rabbim. Ve bunu içtenlikle istiyorum ya Rabbim. Kalbimi şu anda biliyorsun bereketle. Bereketle evlerine sevgi getir, evlerine ekmek getir, evlerine başarı getir, evlerine huzur ve esenlik getir ya Rabbim. Şu anda bize ve ekranları başındaki sevgili dostlarıma ya da düşmanlarıma acı çektirmiş insanları affetme gücü ver onlara ya Rabbim ve o acı çektirmiş insanları bereketle ya Rabbim. Çocuklarını bereketle, parasal durumlarını bereketle, finanslarını, evlerini, girişlerini, çıkışlarını bereketle, kalplerini bereketle ya Rabbim. Şu anda dua ediyorum ya Rabbim. Işığın, senin ışığın onların üzerinde olsun. Senin affetme gücün onların üstünde olsun ya Rabbim. Ailelerini koru, her türlü kötülükten koru onları ya Rabbim. Düşmelerine izin verme ya Rabbim. Kullan onları hizmetinde. Onlara gerçek güzelliğini, gerçek yüzünü göster, bilgeliğini göster, sevgini göster ya Rabbim. İsa Mesih'in diri adıyla dua ediyorum ya Rabbim. Kangrenleri çıkar insanların hayatından. Kangrenleri çıkar kalplerinden, kanserleri çıkar. Sadece fiziksel olarak değil, şu anda dua ediyorum. Ruhen de kalbinizdeki o kangrenler, kalbinizdeki o zehirler, kalbinizdeki o acılar çıksın. Kin tutmayın artık insanlara. Daha çok zarar vermelerine izin vermeyin. Ama sadece onun için değil sevgili dostlarım. Tanrı'nın bağışlamasını, Tanrı'nın affını hayatınızda ve kalbinizde yaşayabilmeniz için siz Rabbe gidin. Deyin ki Rabbim bana güç ver. Rabbim bana yardım et. Rabbim bana ışık tut deyin. Bakın benim sözlerimin hiçbir önemi yok. Ben bir tozum, hiçbir şey değilim. Ama Rabbin sözüne gidin, Tanrı'nın sözünü okuyun. O söz size affetme gücünü verecektir. O söz size örnek olacaktır. Yolunuzu aydınlatacaktır. O sizin ışığınız olacaktır sevgili dostlarım. Süleyman'ın özdeyişleri 17. Süleyman'ın özdeyişleri 17, bakın ne diyor. Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar.
Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar. Olayı diline dolayansa dostları ayırır. Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar. Olayı diline dolayansa, eğer bugün siz aynı dediğim gibi yüzüne vuruyorsanız başkalarının suçlarını, tekrar tekrar konuşuyorsanız, arkalarından konuşuyorsanız, yaptığınız bir tek şey var. O suçları konuşarak kendi suçlarınızı Rabbin gözünün önünde büyütüyorsunuz. Çünkü konuştuğumuz her kelime bizi yargılıyor başkalarından önce. Başkasına yalancı dediğiniz zaman, kendiniz yalan söylediğiniz zaman o yalanınızın günah olduğunu ağzınızla itiraf etmiş oluyorsunuz. Başkasına kirli dediğiniz zaman, pis dediğiniz zaman, hırsız dediğiniz zaman kendi günahınızı aslında ön plana çıkarmış oluyorsunuz. Çünkü ayet diyor ki, yargıladığın ölçüde yargılanacaksın sevgili dostlarım. Bugün barış zamanı. Bugün esenlik ve huzur zamanı. Haleluya. Haleluya. Sevgili dostlarım, bugün bağışlamadan bahsediyoruz, affetmeden bahsediyoruz. Sizinle paylaşacağım bazı ayetler var. Fakat onlara geçmeden önce dedik ki, bu kanser, bu kangren içimizdeki, bu tümörün çıkması lazım içimizden. Çünkü Rab diyor ki, benim karşıma kim çıkabilir diyor. Kalbi temiz olan, elleri temiz olan kişi çıkabilir Rabbin karşısına. Tanrı'nın karşısında kim durabilir? Ellerimizin ve kalbimizin temiz olması lazım. Ama birisini bağışlamadığımız zaman, onun bize yaptığı hataları, yanlışları kalbimizde tuttuğumuz zaman, belki ağızla söylemiyoruz ama kalbimizde o isyanı yaşıyoruz. Ve o zaman ne oluyor? Kalbimiz kirleniyor. Davut ne diyor? Rabbim diyor, bana temiz bir kalp ver diyor. Benim içimde temiz bir kalp yarat diyor. Çünkü biliyor kendi kalbini kendinin temizleyemeyeceğini. Hepimizin bir kalp cerrahına ihtiyacımız var. Bu biraz önce anlattığım bey, dedim ya, evladını kaybetmiş, eşini kaybetmiş, kendini affetmesi gerekiyor. Haplarla yaşıyor, kalp hastası kendisi. Kendi bana bunların hiçbirini söylemedi.
Bunları Rab söyledi ve ben onun için dua ettim. Kalp hastalığının iyileşmesi için, haplardan kurtulması için. Daha genç çünkü. Daha önünde uzun yıllar var. Ve kendini affetmesi için dua ettim bu kişi için. Sevgili dostlarım, hepimizin affa ihtiyacımız var. Geçenlerde bir doktorla ilgili bir belgesel film seyrettim. Bu kişi beyin cerrahı. Yahudi, çok ünlü Amerika'da bir beyin cerrahı. Ve Amerika'daki en başarılı beyin cerrahlarından birisi kendisi. Fakat bu belgesel sırasında, kendi konuşması sırasında, röportaj sırasında anlatıyor. Neden bu kadar başarılı olduğunu anlatıyor. Önce ilk övgüyü, en büyük övgüyü Tanrı'ya veriyor bir kere. Diyor ki, ben bir cerrahım, her zaman diyor dua ediyorum. O beyin ameliyatına girmeden önce diyor, Rabbin ellerimde çalışması için diyor. Bana diyor bilgelik vermesi için. Çünkü diyor her beyin ameliyatı o kadar önemli ki diyor. Düşünün, yani bir milimetrenin çeyreği kadar, onda biri kadar dahi hata yapamazsınız. O kişi felç olabilir, ölebilir, değil mi? Belden aşağısı tutmayabilir. Çünkü beyin o kadar önemli bir organ ki bir hata yapıldığı zaman kesinlikle affetmez. Önce diyor o beyin ameliyatına girmeden önce dua ediyorum tabii ki diyor. O kesin. Çünkü diyor Tanrı'dan istiyorum diyor mucizeyi. Tanrı'dan istiyorum. Önce kabul etmiş. Kaynağının neresi olduğunu kabul etmiş. Ve diyor en önemlisi diyor bundan daha önce hastamla konuşuyorum diyor. Beyin ameliyatına girmeden önce diyor. Belki bir gün önce gidiyorum. Diyorum ki diyor, bakın size yanlış gelebilir, saçma gelebilir, salaklık, aptallık, gerizekalılık gelebilir, değil mi? Şimdi bir kişi bir şeye, görünmeyen bir şeye iman ettiği zaman, dua ettiği zaman, çok gerçekçi olan, sürekli delil isteyen insanlar için bu bir aptallıktır dua etmek. Gerizekalılıktır. İnsanlar nereye dua ediyorsun, nereye gidiyor bu dualar derler. Daha bu programa girmeden önce bile bir bey yazdı. Çok okumuş, görmüş, geçirmiş, saygın birisi kendisi yazdı. Bu duala ne olacak? Ne işe yarayacak dua? Çünkü insanlara, iman etmemiş insanlara, iman eden insanın davranışı saçma gelir, aptallık gelir. Ben de diyor soruyorum diyor ameliyata gitmeden önce. Bakın size bir şey söyleyeceğim, size saçma gelebilir. Ama ben ameliyata girmeden önce her hastama sormak istiyorum. Dinleyin. Kalbinizde affetmediğiniz bir kişi var mı bu ameliyata girmeden önce? Bunu bana söylemek zorunda değilsiniz. Kalbinizde öfke duyduğunuz, kızgın olduğunuz bir kişi var mı? Lütfen bunu benimle paylaşır mısınız ya da Rab ile paylaşır mısınız ameliyata girmeden önce? Ve diyor ki, bazı kişiler diyor ki ya sen deli misin? Hatta diyor onlarla el ele tutuşup dua ediyorum ameliyata gir. Hatta diyor diyenler oldu diyor, ya bizim işimiz duaya mı kaldı? Biz sana Amerika'da en büyük cerrahı diye geldik, sen bize dua edeceksin, duaya mı kaldık? Yani öyle sinirlenenler de oldu ama diyor ben diyor Rabbim benim kalbime koyduğuna itaat etmek zorundayım. Ve soruyorum, dua edelim mi ameliyata girmeden? Ve pek çok kişi diyor, en başarılı ameliyatlarımın sonucu diyor, eğer diyor o kişi diyor benimle dua ederek, bazılarınız diyorsunuz ki şimdi duyuyorum, bu psikolojik bir şey Işık abla, bu insan ne derseniz deyin bakın. El ele tutuşuyoruz diyor, dua ediyoruz diyor. Ve diyor, bazı kişiler hatta diyor yıllardır konuşmadıkları kişileri hastaneye çağırdılar diyor, barış imzaladılar onlarla diyor. Ve ben biliyordum diyor daha ameliyata girmeden şifalarının yolda olduğunu. Ne kadar güzel. Ve şimdi başkaları diyebilir ki bu adam salak, bu adam şu, bu adam bu. En başarılı beyin cerrahlarından birisi ve çıkıyor bunu açık açık söylüyor. Benim başarımın sırrı diyor bu diyor. Ben önce diyor Tanrı'ya diyor, Allah'a diyor veriyorum diyor, bütün diyor şey yüceliği diyor, bütün görkemi diyor, bütün güvenimi diyor. Ve ondan sonra da diyor onun sözüne itaat ederek insanlarla paylaşıyorum. Kalbinizde affetmediğiniz birisi var mı? Şimdi düşünün. Belki bugün sağlığınızı, belki bugün para durumunuzu, ekonomik durumunuzu etkiliyor insanları affetmemeniz. Düşünün. Şimdi bir arayan misafirimiz var, konuğumuz var. Kendisine bağlanacağız. Alo. Alo. Alo Cihan. Alo buyurun. Alo. Alo. Işık Hanım'a bağlanmak istiyorum. Ben Işık abla, nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar Işık abla. İyi akşamlar. Ben Veli Ergüder. Merhaba Veli Bey, nasılsınız? Sizinle bir daha görüşmüştüm. Evet, hatırlıyorum sizi. Sizin için dua etmiştim daha önce. Çok oluyor ama.
Merhaba, merhaba, Merhaba. sağ olasın. Buyurun, bizimle ne paylaşmak Kusura bakma, istiyorsunuz? ben biraz rahatsızım. Bana dua etmeyi istiyorum. Peki, dua edelim. Biraz rahatsızım, bana dua etmeyi istiyorum. Efendim? Biraz rahatsızım, bana dua etmeyi istiyorum. Tamam, şimdi size dua edeceğim. Başka bir isteğiniz Sana var mı? kurban olayım ben, kurban. Ay canım benim. Sana kurban Bak, olurum ben. bak. Veli Bey, ben sana daha önce söyledim, bana kurban olma. İhsan Bey size hepimize kurban oldu. Sizi sevgiyle uğurluyorum. Şimdi dua edeceğiz sizin sağlığınız için. Ve zaten doktordan bahsettik, beyin cerrahından bahsettik. Şu anda ekranlarınızın başındaysanız ve şifaya ihtiyacınız varsa siz de benimle ellerinizi açın. Her hafta yaptığınız gibi. Dua edelim. Hem kalbimizin temizlenmesi için, hem kalbi kırıklar için, hem de Veli kardeşimiz için ve sizin için dua edelim. Ve size programın başında söylemiştim hatırlarsanız. Rabbin kalbime koyduğu hastalıklar var. Onlar için de dua etmek istiyorum. Veli kardeşime çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiği için. Hatırlattı bana. Bir dua edelim şimdi. Evet. Aranızda belki bu dua haftadaki ilk duanız olanlar var. O yüzden ellerinizi açın benimle. Duaya çok ihtiyacımız var. Sevgili dostlarım için ya Rabbim onları senin huzuruna şu anda kaldırıyorum. Onların dileklerini, isteklerini sen biliyorsun. Sanki bir kağıda yazılmış mektup gibi sen okuyorsun kalplerini ya Rabbim. Yüce Rabbim, sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun ki sen bağışlayan bir Rabbsin. Affveren bir, affeden bir Rabbsin. İnsanlar bizi bağışlamasalar bile sen bizi bağışlıyorsun. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana şu anda geldik. Veli kardeşimizin şifaya ihtiyacı varmış ya Rabbim. Şu anda dua ediyorum. Onun vücuduna dokun, ona dokun. Ona şifanı ver. Şu anda gönül gözünden görüyorum ellerini açtığını. Güçsüz olduğunu görüyorum. Vücuduna takat olmadığını hissediyorum şu anda. İsa Mesih'in diri adıyla dua ediyorum. Sen ona güç ver ya Rabbim. Sen ona iman ver. Bütün ağrıları, bütün sızıları, bütün hastalıkları ona iyileşmeyeceksin derken, iblis onun kulağına fısıldarken iyileşmeyeceksin diye. Sen ona ya Rabbim dokun ve onun imanını artır ya Rabbim. Şu anda ekranları başında göğüs kanseriyle savaşan bütün bayanlar için dua ediyorum. Onların göğüslerindeki kistleri kovuyorum İsa Mesih'in diri adıyla. Göğüsleri alınmış olanlar ve hala bu kanserle mücadele edenler var. Şu anda onlara dokun ya Rabbim. Ekranları başında kalp hastası olanlar için dua ediyorum şu anda. Kalp kapakçığı bozuk olan bir bey var. Şu anda dua ediyorum kendisi için. İsa Mesih'in diri adıyla dua ediyorum. Dokun ona ya Rabbim. Şu anda programı seyreden kan kanseri olan ve kanlarındaki al yuvarların sayısında eksilme olanlar için dua ediyorum. Kan bozuklukları olan için, kan hastaları için dua ediyorum. Kana ihtiyacı olanlar için dua ediyorum şu anda ya Rabbim. Sen onlara dokun şu anda. Vücutları ağrıyanlar, ağrıları olanlar için. Bel ağrısı, boyun ağrısı ya Rabbim. Migren. Her türlü ağrı için şu anda dua ediyorum. Diz ağrısı. İsa Mesih'in diri adıyla dokun onların vücuduna ya Rabbim. Şifalarını alsınlar. Şifalarını alsınlar. Veli kardeşimin şu anda eşi için de dua ediyorum. Eşinin sağlığı için de dua ediyorum. İsa Mesih'in diri adıyla hanımı da şu anda elini açıyor. Söylüyor Veli Bey ona. Hanımı şifa alsın. Yüce Rabbim, kalbi kırıklar olan, kalbinde şifaya ihtiyacı olanlar için, duygusal şifaya ihtiyacı olanlar için, bunalımda olanlar için şu anda dua ediyorum. İsa Mesih'in diri adıyla. Sevinç gelsin hayatlarına, mutluluk gelsin ya Rabbim. Doldur onları, şu anda doldur. Doldur İsa Mesih'in diri adıyla dua ediyorum. Amin, amin. Şükürler olsun içinizde şifasını alanlarınız var. Bana yazıyorsunuz her hafta. O kadar seviniyorum ki. Bazılarınız yazıyorsunuz, bazılarınız yazmıyorsunuz ama yazın. İçinizde çocuk bebek isteyenleriniz var. Dua ediyorum onlar için. Sürekli dua ediyorum. Rab rahminize hayat versin. Hem sağlıklı, uzun ömürlü, hayırlı bir hayat versin rahminizde.
İsa Mesih'in diri adıyla. Haleluya, haleluya. Sizinle paylaşmak istediğim ayetler var sevgili dostlarım. Daniel 9. Daniel 9. Daniel en güzel dua eden Tanrı'nın adamlarından birisi. 9:9 bakın. Sana karşı geldiğimiz halde sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. Sana karşı geldiğimiz halde. Yani Rabbin bizi affetmesi için hiçbir sınırlama yok. Rab bizi affediyor. Karşı geldiğimiz halde ona affediyor. Ama yapmamız gereken bakın iki şey var. Tabii tövbe edeceğiz. Bir Tanrı ile aramızda olan tövbe var. Biliyorsunuz tövbe etmemiz lazım. Af dilememiz lazım. İtiraf etmemiz lazım. Çöpü size daha önce söylediğim gibi çöpü dışarıya çıkarmamız lazım. Nasıl çıkarıyorsunuz? Birisi alıyor, kamyon geliyor çöpleri alıyor. Rab de o çöpleri alıyor, temizliyor kalbinizi. Ona ihtiyacınız var. Bazılarınızın kalbinde kokmuş kinler, öfkeler kokmuş. Bakın Rab unutuyor, affediyor ve unutuyor. Siz hala başkalarının hatalarını unutmuyorsunuz. Başkalarının hatalarını yüzlerine vuruyorsunuz ya da arkalarından konuşuyorsunuz. 6 sene önce olmuş şeyleri, 5 sene önce olmuş şeyleri, geçen sene olmuş, geçen hafta olmuş şeyleri hala konuşuyorsunuz. Bırakın, beslemeyin. Kini, öcü beslemeyin. Sevgiyi besleyin. Sevgiyi nasıl beslersiniz? Kaynağımız var. İsa Mesih sevgiyi besleme kaynağı. O sevgi azalıyor mu? Sevgiyi düşünün. Bir kitap okumuştum. O kitapta yazıyordu. Sevgi bizim benzin depomuz gibi. Bazılarınız gidemiyorsunuz. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Kurumuşsunuz. Çünkü sevgisizsiniz. O benzin deponuzu dolduracak varlık Tanrı. Ona gitmeniz lazım. Onun o sevgi deposunu doldurması lazım hayata devam edebilmeniz için. Kinlerinizden kurtulabilmeniz için. Çünkü onun sevgisi, onun affı koşulsuz, şartsız bir aff. Koşulsuz, şartsız bir sevgi onunkisi. Öbür ayet ne diyor? Daha önce size okuduğum gibi Matta 6:12 bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. O el ayrılmış. Rab ile bağışlamadığınız kişiyle, bakın resme, bağışlamadığınız kişiyle her kimse, belki bugün Tanrı'ya karşı öfkelisiniz. O el ayrılmış. O elin birleşmesi lazım. O elin birleşmesi ise af dileme sonucunda oluyor. Şimdi sizin aklınızda af dileyeceğiniz kimseler var, biliyorum. Kimin hatalı olduğu, kimin yanlış, kimin doğru olduğu önemli değil. Bakın sevgili dostlarım, hata aramaktan vazgeçin ama Işık abla, Amayı bırakın artık. Öyle diyorsun ama yok. Koşulsuz, şartsız affedilmeniz için koşulsuz, şartsız affetmeniz lazım. Bakın diğer ayete. Markos 11, 25-26. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Yani koşullu o kişiyi bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Luka 6:37. Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. Ya Rabbim ne kadar önemli, ne kadar önemli. Şimdi bu resme bakın. Bağışlamadığımız zaman aynı bu resimde gördüğünüz gibi bağlanmış oluyoruz. Bugün hissediyorum. Kutsal ruh sizin bağlarınızı çözüyor. Kelepçelerinizi çıkarıyor, zincirlerinizi çıkarıyor bugün. Geçen hafta konuştuk. Korku nasıl bizi pasifize ediyor? Aynı şekilde bağışlamamak da bizi pasifize ediyor. Bizi pasif hale getiriyor. Bağışlamadığımız zaman o enerjimizi alıyor bizim. Potansiyelimize ulaşamıyoruz. Aramıza hem o kişiyle hem de Tanrı'yla bir duvar örüyor. Bağışlamamak. Peki diyorsunuz Işık abla bu kişi gelip benden özür dilemedi. Af dilemedi. Şimdi en zor durumlardan birisi. Birisi size yanlış yapıyor ve gelip özür dilemiyor. Bu durumda ne yapacaksınız? Bu işin kolay yolu yok. Bu durumda da bağışlayacaksınız. Şimdi olay... Bağışlama
o kişinin faydasına değil, sizin faydanıza, bunu anlamanız lazım. Sizin affetmeye ihtiyacınız var. Bakın, affedilmeye ihtiyacınız olduğu kadar affetmeye ihtiyacınız var. Affetmeye niçin ihtiyacınız var? Sağlığınız için. Affetmeye niçin ihtiyacınız var? Mutluluğunuz için, esenliğiniz için. Affetmeye niçin ihtiyacınız var? Affedilmeye ihtiyacınız olduğu için. Affetmeye ihtiyacınız var. O uğrun neden sizden çıkması lazım? Çünkü sizin faydanıza sizden çıkması lazım. Geçenlerde bir hikaye okudum. Bir genç kız yazmış bu hikayeyi. Ve bu hikayede şöyle diyor. Ben diyor çok diyor kavga dövüşün olduğu bir evde büyüdüm diyor. Çok acılarla büyüdüm. Annemi her gün diyor ağlarken gördüm diyor. Babam diyor alkolikti. İçip içip gelirdi eve diyor. Evde evimizdeki avcumuzdakini satardı. Bazen diyor bir ekmeğe hasret. Bazen bir içeceğe, bir çorbaya hasret diyor. Gün geçirdiğimiz olmuştur diyor. Annem gidip diyor komşuların diyor evlerini temizleyerek, çamaşırlarını yıkayarak diyor. Eve diyor yemeklik, ekmeklik getirdi. Ve babam hatta gelirdi annemi döverdi, bu parayı da alırdı diyor. Giderdi diyor rakı almak için. Giderdi içki almak için. Ve ben diyor yıllarca diyor nefret ettim babamdan diyor. Ve annemin diyor dualarını hatırlıyorum. Hep derdi ki diyor Allah'ım kızım 18 yaşına girsin, liseyi bitirsin, beni al. Beni al, artık dayanamıyorum. Ben de derdim ki anne benim sana 18 yaşından daha uzun yıllar ihtiyacım var. Ne olur böyle dua etme. Derdi ki kızım dayanamıyorum, çok yorgunum. Hayatta çok yorgunum. Yıpranmışım, bitmişim. Babanın halini görüyorsun. Böyle diyor annem hep dua ederdi. Kızım bir 18 yaşına gelsin beni al. Bir 18 yaşına gelsin beni al. Ve diyor ben diyor liseyi bitirdiğim hafta diyor annem vefat etti diyor. Hiçbir diyor hastalıksız, hiçbir nedensiz diyor. Annemin kalbi durdu diyor, hastaneye götürdüğümüzde çok geçti. Ama diyor ben biliyordum. Annem bir kırık kalp yüzünden ölmüştü diyor. Kırık kalpten diyor annem diyor vefat etmişti diyor. Daha diyor annem vefat etti diyor, onu gömdük. Ben hemen pılımı pırtımı toparladım. Evden kaçtım, ayrıldım. Yüksek okula gittim, yurtlarda yaşadım, sıkıntı çektim. Ama babamın diyor yüzünü hiçbir zaman görmek istemedim. Ondan nefret ettim. Onu her hatırladığımda ona beddua ettim. Her hatırladığımda aman bana yüzünü şeytan görsün, bana yüzünü gösterme dedim Tanrı'ya diyor. Aslında diyor Tanrı'yla da diyor bir ilişkim yoktu diyor. Gerçekten diyor Işık abla. Fakat diyor daha sonra diyor ben diyor İsa Mesih'i diyor kalbime çağırdım ve öğrendim diyor. Yüzünüze tokat atanlara siz de öbür yüzünüzü yanağınızı çevirin. Size hakaret edenleri bereketleyin. Size kötü davrananlara siz iyi davranın. Düşmanlarınızı sevin. Düşmanlarınız için dua edin. Bunları diyor duydukça diyor kalbimde diyor kutsal ruh çalışmaya başladı ve vicdanım diyor beni rahat bırakmadı diyor. Kendim umursamamaya çalıştıysam bile diyor vicdanım diyor uyanıktı, ayıktı diyor, biliyordum diyor. Bir şekilde yüzleşmem lazımdı. Bir şekilde diyor. Bir şekilde diyor. Bu işi halletmem lazımdı. Bu kangrenin, bu uğrun çıkması lazımdı hayatımdan. Ama diyor her gün dua ederken diyor babamı affetmek için diyor aklıma geliyordu annemi nasıl dövdüğü, nasıl yerlerde tekmelediği. Fakat diyor dua etmeye başladım. Tanrım ne olur bana babamı affetme. Gücünü ver. Ne olur ya Rabbim bana güç ver. Bende bu güç yok. Ama affetmem lazım. Ve dua etmeye başladım diyor. Aylar sürdü diyor. 6 ay geçti, 8 ay geçti, 1 sene geçti. Bazen bu kadar sürüyor. Mücadele edeceksiniz. Güreşeceksiniz affetmek için. Hayatımda diyor hiçbir şey doğru gitmiyordu. Çünkü kalbimin, aklımın bir parçasını hep bu nefretle yaşıyordum. Ama diyor 1 seneden biraz az bir zaman sonra diyor. Bir sabah uyandım. Ve içimde diyor babama karşı bir merhamet vardı. İçimde babama karşı bir sevgi vardı diyor. O sabah diyor biliyordum diyor. Rab beni bu kinden, bu öç alma isteğinden, nefretten kurtarmıştı diyor. Bulunduğumuz diyor gitmem babamın yaşadığı diyor kasabaya gittim. Orada evimize gittim diyor. Onu buldum diyor rakı şişesinin başında. Ağlarken diyor buldum babamı. Ona diyor acıdım, onun için üzüldüm.
Ve dedim ki diyor baba biliyorum sen benden af dilemedin. Sen bunları yaptın ama ben bugün geldim. Sana söylemek istiyorum seni affediyorum. Affetmeden bir kenara senden özür dilemek istiyorum. Senden bu kadar yıl nefret ettiğim için. Ve diyor babam bana sarıldı diyor. Ağladı. İkimiz de diyor ağlaştık. Ağlaştık saatlerce. Ve ben kaldım diyor babamın yanında bir süre. Sonra diyor bir gün babam geldi dedi ki bana diyor anlatman lazım. Baba sana neyi anlatmam lazım? Babam dedi ki diyor benim kadar iğrenç bir adamı, benim kadar berbat bir adamı, pislik bir adamı, çöplük, paçavra bir adamı nasıl affedebildin? Bunu bana anlatman lazım. Ve ben de babama dedim ki diyor baba hepimiz aslında pisliyiz. Hepimiz aslında çöplüyüz, hepimiz günahkarız. Ve bütün içimizdeki bu çöplüklerle, bu pisliklerle eğer İsa Mesih beni affettiyse, eğer İsa Mesih benim için kanını akıttıysa, benim seni ne kadar daha çok affetmem lazım babacığım dedim diyor. Ve babam kısa bir süre sonra diyor imana geldi. Ve daha sonra da birkaç sene sonra da sirozdan vefat etti. Sevgili dostlarım, bu mesajı bugün duydunuz. Artık bu bana ait değil. Bu size ait. Sizin kalbinize ait. Benim sorumluluğumdan çıkmış durumda. Çünkü benim sorumluluğum benim kalbim. Tanrı ile kul arasında olan benim sorumluluğum. Şimdi sizin sorumluluğunuz da bu. Ve siz bunu biliyorsunuz. Affetmeniz gereken kişileri, bağışlamanız gereken kişileri biliyorsunuz. Kalbinizdeki olayları biliyorsunuz. Ne kadar büyük size karşı suç işlenmişse, ne kadar büyük size karşı yanlış yapılmışsa, ne kadar büyük bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bugün Tanrı size konuşuyor ve kutsal ruhuyla size diyor ki, bugün karar verme günü, bugün affetme günü, bağışlama günü, telefonu bugün elinize almanın günü ya da birisinin kapısını çalmanızın günü ya da dizlerinizin üstüne gidip bana yardım et. Affetmek istiyorum demenizin günü. Bugün en yüce ve büyük olandan af dilemenizin günü. İsa Mesih'i kalbinize çağırmanızın günü. Bugün bağışlama ve bağışlama günü. Sevgili dostlarım, sizin için dua edeceğim. Sizi çok seviyorum. Ama unutmayın, İsa Mesih sizi daha çok seviyor. Biz onun düşmanıyken, biz günahkarken, o bizim için öldü. Haleluya.